Selamlar, ben Doktor Can. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Şimdi Hashimoto tiroiditinde beslenme çok önemli biliyorsunuz ve doğru beslenme tarzlarını benimseyerek Hashimoto tiroiditinde antikorları negatife çekebiliyoruz. Her zaman çekmek zorunda değiliz ama birçok vakada çok başarılı olduğumuz kesin. Peki Hashimoto tiroiditinde beslenme bu kadar önemliyken guatrojenik olarak nitelendirilen besinler diyetinizde olmalı mı, olmamalı mı? Sorumuz bu. Şimdi guatrojenik besinler neler? İlk önce onu bir konuşalım. Guatrojenik besinler lahana, karnabahar, brokoli, ıspanak gibi besinler ve bu besinlerin tiroide iyot geçişini engellediğine dair veriler var. Yani aslında mekanizma sadece iyotun emilimiyle ilgili ve iyotun emilimini bozduğu için bu besinleri guatrojen olarak nitelendiriyoruz. Eğer uzun vadede bu besinleri fazla tüketiyorsanız tiroid dokunuz iyotu alamayacak ve büyüyecektir. Yani guatr oluşacaktır. Şimdi guatr mekanizmasında guatrojenik besinler rol oynarken Hashimoto tiroiditinde, yani bağışıklık sisteminizin kendi tiroid dokusuna saldırdığı sistemde guatrojenik besinleri tüketmek zararlı değil. Çünkü mekanizmada tamamen bambaşka bir bakış açısına sahibiz. Hatta ve hatta guatrojenik besinlerin içerisinde sülfürlü maddeler olduğu için antioksidan mekanizmanızı harika bir şekilde harekete geçirir ve Hashimoto tiroiditine fayda sağlar. Ki Hashimoto tiroiditinde iyot eksikliğinin hiç önemli olmadığını ve Hashimoto tiroiditinde iyot eksikliğinin bir sebep olmadığını biliyoruz. Sonuç olarak konu şu. Guatrojenik besinler sadece iyot eksikliğine sebep olup guatra neden olur. Yalnız Hashimoto tiroiditinde mekanizma farklı olduğu için guatrojenik besinleri rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Hatta ve hatta Hashimoto tiroiditi olan insanlarda guatrojenik besinleri tüketmek daha fazla antioksidan üretmenizi ve bedeninizin kendi tiroid dokusuna oluşturduğu bu saldırıyı azaltmasına yardım eder. Hatta ve hatta biz biliyoruz ki Hashimoto tiroiditinde fazla iyot yüklemesi kişilerin tiroid dokusunda daha fazla bağışıklık sistemi yanıtı oluşturabilir. Dolayısıyla biz bu iyotu dokuya sokmazsak daha az bağışıklık sistemi yanıtı oluştururuz ve kişilerin Hashimoto tiroiditini hafifletiriz. Şimdi toparlıyorum. Sonuç olarak konu şu. Hashimoto tiroiditi olan insanların kesinlikle ve kesinlikle karnabahar gibi, ıspanak gibi, lahana gibi besinleri diyetinden çıkartmasına gerek yoktur. Aksine bu besinleri tüketmesi gerekiyor. Lütfen dikkat edelim ve konuyu mekanizma dahilinde inceleyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.